Küçük çocukken sizin komşunuzdu ve buradan çıktığı gecenin travmalarını ileride bütün şiirlerini yazarak gerçekten çok güçlü ve çok büyük bir şair olmayı başardı. Cemal Süreya'nın o çocuk döneminde, o gece kamyona gönderildiği dönemdeki yazdığı dörtlükten yola çıkarak bir Cemal Süreya'nın geçmişini vermek istedik. Ondan sonra tabii bu, uzun konuşuyorum galiba, kısa keseceğim. Sonra 38 olaylarından sonra anlatı değişti bizim topraklarda. Eskiden çok güzel masallar anlatırdı. Bir tanesini dinleyeceğiz zaten. Fakat 38'den sonra Musa amca aramızda çok güzel bir cümle kullandı. Burada artık anlatının karakteri değişti ve acılarımızı anlatmaya başladık. Bu belgesel esasında o acılardan, masallardan ve Cemal Süreya'nın bunlardan nasıl beslendiği ve daha sonra yine hala Pülümül'de çocuk yaşlarında, daha genç, artık gençliğe giren çocukların o Cemal Süreya'nın sanatçı dinamiğini nasıl ifade ettiğini anlatmaya çalıştık. Hepinize iyi izlemeler. Bugün yine Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi'ndeki etkinliklerle bir aradayız. Bugünkü program dahilinde Cemal Süreya'nın sürgün tren yolculuğuyla ilgili kısa metrajlı bir filmimiz vardı. Aziz Nesin Vakfı çocukları yaklaşık ayın 18'inden beri buradalar. Bir 15 günlük kampını burada gerçekleştirdiler. Oldukça keyif aldıklarını dile getiriyorlar. Tabii biz de son derecede bundan keyif aldık. Burası genç nüfusun çok az olduğu bir yer malum. Çocuk sayısının çok az olduğu bir yer. Bir Pülümür'e hem renk kattı, hem bu çocukların cıvıl cıvıl sesleri bu kültür merkezine de ayrı bir renk ve değer kattı diye düşünüyorum. Bugün Cemal Süreya'nın kısa metrajlı bir filmini Handan Öztürk Hanım'ın yönetmenliğini yaptığı, geçen yıl çekilen bir filmdi. İlk defa hem Cemal Süreya Kültür Bellek Evi'nde izlenecek hem de bu çocuklarla da bir araya gelerek bu yolculuğun başlangıcını buradan yapmış olacağız. Son derece güzel geçiyor. Hedeflediğimiz şekilde hem ilçe halkı adına bir faaliyet olarak çok değerli oldu. Hem de gelen misafirlerimizin son derece memnun ayrıldığı etkinlikler serisine devam edeceğiz. Ben tekrar emek katan gerek Aziz Nesin Vakfı çocukları, Süleyman Bey başlarındaki öğretmenleri ve programı organize eden arkadaşımız, gerek Ümit arkadaşımız yine gönüllü olarak bu işleri organize edip devam sürekli çaba sarf eden arkadaşımız, ona da son derece teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin diyelim. CSKB etkinlikleri devam ediyor. Daha önceki de konuştuğumuz şekilde Kasım ayı sonuna kadar da devam edecek. Buradaki temel amacımızı önceden de söylemiştik. Zamana yaymak ve mümkün olduğu kadar da bunu sürekli kılmak. 2024 senesinde bunu bir seneye yayabilmek. Şimdi misafirlerimiz olduğunu duyurmuştuk. Bizi çok heyecanlandıran misafirler bunlar. Nesin Vakfı çocukları yaklaşık 5 gündür Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi'nde burada çadırlarıyla, kamplarıyla, etkinlikleriyle burada misafirlerimiz. Ayrı bir canlılık oluştu ve istediğimiz de buydu. Tam da Kültür ve Bellek Evi'nde çocuk sesinin eksik olmaması. Aynı zamanda da bugün Cemal Süreya İlk Treni filminin Pülümür özel gösterimi olacak.
Bu filmde de bugün izleyeceğiz ve ondan sonra da yönetmeninin kısa hem filmde oynamış olan kişilerle kısa bir söyleşisi de olacak. Tabii tekrar hatırlatmakta fayda var. Zaten Cemal Süreya Kültür Bellek Evi yani CSKB Plümür sayfasını takip edenler yakından biliyor. Hakikat Nefesleri etkinliğimiz, Profesör Doktor Şükrü Aslan'ın katılacağı etkinlik ve Profesör Doktor Ali Nesin, Ozan Çoban ve Güneş Demir'in dinletileri etkinliklerimiz daha devam edecek. Tekrar vurgulayayım. Herkesi bekliyoruz. CSKB etkinliklerini hem sayfalarımızı takip ederek destek alın, hem muhabbetimize ortak olun, hem katılımınızla bizi zenginleştirin. Plümür'e bekliyoruz. CSKB 2023 etkinlikleri devam ediyor. Çok teşekkür ederim.